Meli Aşık, hangi sonbahar? Geçen yılın yaz aylarından bu yana PKK'nın silah bırakması konuşuluyor. Örneğin Beşir Atalay geçen Kasım'da şöyle diyor. Silah bırakmayı hedeflemeyen bir görüşme bundan sonra için verim getirmez. Başbakanımızın dediği gibi silah bırakma esastır. Başbakan Erdoğan da aylar boyu hedefimiz silah bıraktırmak deyimini dile getirdi konuşmalarında. Anlaşıldı ki İmralı MIT görüşmelerinde pazarlıklar silah bırakma üzerinde yoğunlaştı. Ama ne Apo ne Kandil silah bırakmayı kabul etmedi. Sonunda militanların silahlarıyla birlikte sınırı terk edip gitmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Peki ne zaman bu çekilme? Murat Karayılan, Hasan Cemal ile yaptığı görüşmede geri çekilmenin en çabuk önümüzdeki sonbaharda gerçekleşeceğini söylüyor. Fakat öyle koşullar öne sürüyor ki o iş en az birkaç sonbahar daha sürer. Mesela çekilmenin güvenli yürümesi için meclis kanun çıkartacak, apa özgür bırakılacak. Başka? Yeni bir anayasaya kesinlikle ihtiyaç vardır diyor Karayılan. Devam ediyor ve yeni anayasada 3 şey önemlidir bizim için. Yeni vatandaşlık tanımı, kimliklerin tanımı, Türkiye ulusunun tanımı. Bu taleplerin içeriği nedir? Yeni anayasa öyle şıpın işi yapılır mı? Türk halkı bu talepleri kabul eder mi? Erdoğan BDP oylarıyla bir gün başkan olur da biz PKK'nın çekildiğini zor görürüz. Çekilme parodisi PKK'nın çekilmesi konusunda Öcalan, pardon İmralı, öyle başbakanın çekilin demesiyle çekilme olmaz. Meclis bu konuda karar almalı diyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Geri çekilmede meclise düşen bir husus yok. Muhatap hükümettir. Hükümet ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaktır demekti. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gerekiyorsa geri çekilme için yasa çıkartılabilir. Her tedbiri aldık. En küçük sürpriz olmaz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Çözüm süreciyle ilgili muhatap meclis değil hükümettir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Geri çekilme konusunda yasa çıkartılabilir. Çekilme bilindiği üzere barış süreci denen sürecin başı. Bu aşamada bile hem taraflar arasında hem hükümet içinde bir kakafoni izleniyor. İmralı'da bu konuda anlaşmaya varılmamış anlaşılan. Hükümet içinde de konu konuşulmamış. Oysa çekilmenin bir yasayla olması çok olan. Önüne gelen silah elde sınırdan çıkıp gidemeyeceğine göre bunun bir yasal yolu olacak. PKK tarafı hukuku daha mı iyi biliyor ne?